Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş. Ölçümüz Kur'an ve sünnettir. Kur'an'ı sünnetten, sünneti Kur'an'dan ayırmak amaçlı bir takım çalışmalar var. Bu geniş çaplı var yani ilahiyat hocalarında. Özellikle ilahiyat fakültesindeki profesörler de var. Yani büyük bir bölümü o görüştedir. Bunları tasvip etmiyoruz. Bununla ilgili hem imamlarımız hem de milletimizi bilgilendirme noktasında bütün vasıtaları kullanıyoruz. Kullandığımız en önemli vasıtalarından birisi de hutbelerdir. Hutbeden ziyade kitap bastırırsın, kitap bastırıp dağıtırsın. Kitap etkili olur. Profesör Ali Erbaş konuşmasına şöyle devam ediyor. Şu anda Din İşleri Yüksek Kurulumuz, din görünümlü terör örgütlerinin raporları üzerinde yeni çalışmalar yapıyorlar. Herhalde IŞİD, El-Kaide falan. Bir takım şahıslar sahih din anlayışını aşan, farklı görüşler olan ve milletimiz içine fitne sokmaya çalışan başka şahıslar, gruplar olabilir mi acaba diye bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz şu anda. Ama Türkiye'de Şiiler var, Aleviler var, Bektaşiler var, her görüşte insan var. Herkes senin görüşünde olmaz. Tabii. Olur mu öyle bir şey? Hristiyanlar var, Hristiyan cemaatler var, gruplar var. Musevi gruplar var. Tabii. Yani herkes senin inancında olmaz. Yani ben zorla kendi inancıma sokarım dersen bu çok yanlış olur. Alevi, Alevi kalacak. Alevi inancını savunur. Sen ona karışamazsın. Benim işte sünnet anlayışım bu, işte Kur'an anlayışım bu diyemezsin. O kendi inancını yaşayacak. Bektaşi, Bektaşi olur. Şii, Şiiliğini yapar. Efendim, başka mezheplerden de insanlar olabilir. Hristiyan mezhepler var. Onlara da karışamazsın. Musevi mezhepler var. Bunlara da karışamazsın. Yani burada bu karışma mantığı makul bir şey değil. Ve ayrıca başka bir inançlı olmak fitneye alakası yok. Adam Alevidir, sana ne? Şiidir, sana ne? Niye fitneyle ne alakası var? İnanırsın veya inanmazsın. Gruplar olabilir mi acaba diye bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz şu anda. Çünkü tedbir almamız gerekiyor. Nasıl FETÖ konusunda biraz geç kaldık, biraz değil, bayağı geç kaldım. Çünkü FETÖ'nün efendim bir çalışma grubunda görevliydin zaten. Evet. FETÖ'nün bir çalışma grubunda görevliydin. Anlayamadın, fark edemedin. Onu itiraf edelim diyor. O güzel. Ama şimdi geç kalmamak için çok gayretli çalışmalarım var. Şimdi senin çalışmaların ne konularda olacak? Türkiye'de kerhanelerin kapanması için uğraşacaksın. Evet, tabii. Yani buna uğraşacaksın. 200 bin kadın genel evlerde satılıyor. Diyanet bununla ilgili tek bir açıklama yapmıyor. Yapmıyoruz. Günde 3 milyon Türk evladı oraya fuhuş için gidiyor. Hafta sonlarında 5 milyon. Sen ben bunlara karışmam dersen, başka konulara karışacağım dersen olmaz. En büyük mesele bu. En büyük haram bu. Bak 200 bin vatan evladı hanımefendi genel evlerde satılıyor ve Diyanet'in maaşları oradan ödeniyor. Evet. Sen de o maaşı alıyorsun Diyanet İşleri Başkanı olarak. Şimdi bak bunun üzerine gideceksin. Burada dürüst olacaksın. Yani hayali şeylerle mücadele değil, somut şeylerle mücadele edeceksin. Açık. İki, ney? Her yerde kumar oynanıyor devlet eliyle. Milli piyango, at yarışları, efendim, spor toto, spor loto, şu bu falan iddia. Milyonlarca insan bu haramı işliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tek kelime ağzını açmıyorsun. Evet. Tek kelime söylemiyorsun. Ne fuhuşla ilgili, yani genel evlerle ilgili ne tek kelime konuşuyorsun, ne de bu kumar işiyle ilgili tek kelime konuşuyorsun. Evet. Gıkın yok. Evet. Çıtır çıkartmıyorsun. Buradan da çok büyük vergi alınıyor. Tabii oradan da vergi alınıyor, kumardan da vergi alınıyor. O kumardan alınan vergilerde de sizin hocaların, senin maaşın ödeniyor. Başka şarap fabrikaları, rakı fabrikaları bunlar haramdır demen lazım. Diyanet İşleri Başkanı olarak. Hiçbir şekilde diyemiyorsun ve demezsin de. Desene şarap fabrikaları haramdır diye ya. Bunlar günahtır de. Rakı fabrikaları bunlar günah de. Bunların alması, satması, taşınması hepsi haramdır de. Diyemiyorsun. Demen gerekir. Bankada faiz bunlar haramdır de. Bankada faiz almak vermek bunlar haramdır de. Günahtır. Yani gariban insanlardan faiz alınmaz diyeceksin. Faiz alınmaz diyeceksin. Bu günahtır, haramdır. Tek kelime etmiyorsun. Sen nasıl Diyanet İşleri Başkanısın ya? Oturmuşsun,
hayali şeylerle mücadele ediyorsun. Darwinizm okutuluyor bütün okullarda. Darwinizm. Ya de ki okullarda Darwinizm okutuluyor. Evet. Bu Allah'ın inkarı, peygamberin inkarı, dinin inkarı anlamına gelir. Bizim atamız Adem Havva'dır de Diyanet İşleri Başkanlığı evet, olarak. Evet. Darwinizmi geçersizden anlatan kitaplar dağıttır. Evet, evet. Sen kafayı nerelere takmışsın ya? Herkes senin inancında olamaz. Evet. FETÖ'nün dışında kendisine cemaat, hoca diye gruplar olduğunu kaydederek diyor. Bir kere ben kendime hoca falan demiyorum. Bir kere onu bırak, samimiyetsiz konuşma. Koskoca insansın. Yani sakalından utanman lazım. Önüne Kur'an-ı Kerim koyup bir yandan önünde işte dans edenler var diyor. Kur'an-ı Kerim'in olduğu yerde hayat ölür diye bir şey yok. Tabii. TRT'de biz öğrendik dans sözleri falan. TRT bize gösterdi. Evet. Dans oyun. Oralar halen de devam ediyor. TRT'de devam ediyor. Ha orada hiç Kur'an bulunmuyor diyorsan ayrı mesele. Yani eğlencenin olduğu, dansın olduğu yere Kur'an gelemez diyorsan ayrı mesele. Yeni bir görüş geliştiriyorsan ayrı mesele. Sen tüp bak bizim de gördüğümüz zaman tüylerimiz diken diken ediyor. Asıl sen kerhanelerle ilgili tüylerin diken diken olsun. 200 bin kadın satılıyor. Fuhuş yapılıyor. Bak onların parasından alınan vergi sana geliyor. Sen de bundan ekmek alıp evine götürüyorsun. Asıl bundan tüylerin diken diken olsun sen. Evet. Danstan niye tüylerin diken diken oluyor ya? Evet. Fuhuştan tüylerin diken diken olsun. Başka diken diken olacak konu bulamadın mı sen? Evet. 200 bin ve 3 milyon insan bir günde Türk evladı fuhuş yapmaya gidiyor gelen evlere. Sen bunlardan tüyün diken diken olsun. Evet. Ve cumartesi pazar günleri 5 milyon kişi gidiyor. Evet. Senin bunlardan tüylerin diken diken olsun. Bunlarla ilgili gıkın çıkmıyor. Evet. Şarap fabrikaları Türkiye milyar hesabıyla, milyar litre hesabıyla evet. Şarap, bira, rakı imal ediliyor ve bunlardan vergi alınıyor ve senin bundan maaşın ödeniyor. Evet. Bundan tüylerin diken diken olsun. Evet. Eğer diken diken olacaksa bunlardır. Dans niye senin tüylerin diken diken ediyor? Herhalde bu bayağı ortalığı ferah bulmuş. Bak asıl ilgilenecek olan hiçbirine ilgilenmiyor. Bankada cayır cayır faiz alınıyor. Ve bu faizlerden de senin maaşın ödeniyor. Haram olan bir fiil. Bundan tüylerin diken diken olsun. Efendim ucu bucağı yok. Spor toto, efendim loto, efendim milli piyango, alenen kumar. Bunlardan vergi alınıyor. Senin maaşın ödeniyor. Kumardan alınan paraya maaşını diyor. Tüyün diken diken olacaksa bundan olsun tüylerin diken diken. Gıkın çıkmıyor hoca efendi. Tek kelime konuşmuyorsun. Evet. Oturuyorsun telefonları, mikrofonları, bilmemleri falan görünce coşuyorsun. Çok ayıp. Homoseksüellik konusunda hiç açıklama yapmıyor. Homoseksüellik konusunda gıkın çıkmıyor. Binlerce vatan evladı homoseksüel oluyor. Gıkın çıkmıyor. Haramdır diyor musun? Tüylerin diken diken oluyor mu? Olmuyor. Gıkın çıkmıyor. Oturmuşsun dans edenlerden tüyüm diken diken oluyor diyor. PKK'nın aleyhine hiç kitap yazdınız mı Diyanet İşleri Başkanı olarak? Hiç tüylerin diken diken oldu mu bu konuda? Bir tane kitap yok PKK'nın aleyhinde. Evet. Komünizmi eleştiren, Darwinizmi eleştiren bir tane kitap yok. Hiç yok evet. Bir tane yok. Asıl bunlardan tüylerin diken diken olsun. Evet. Mesleğin içinde geçenleri hiç kınamıyorlar anlamaya hayır. Yani mesleği artık onlardan geçtik yani. Onlar zaten adam normal görüyor onları. Oturmuş dans edenlerden tüyüm diken diken oluyor diyor. Senin genel evlerden tüyün diken diken olmuyor da 200 bin kadın fuhuşla satılıyor. Fiş veriyorsun fiş. Ve resmi fiş bu. Oradan da vergi alıyorsun. Ve sen oradan maaşın ödeniyor. Bunlardan tüyün diken diken olsun. Sen millete ne gösteri yapıyorsun? Sana ne millet çeşit çeşit inancı var. Alevilerle de o zaman uğraşacaksın. Tabii. Şiilerle de uğraşacaksın. Millet senin görüşünde olmaya mecbur değil ki. Tabii. Ateist de olabilir. Başka dinden de olur. Hristiyan da olur. Musevi de olur. Herkes kendi inancına mı zorlayacaksın? Zaten bakmak da doğru değil. Zaten bakma. Sana bak diyen de yok yani. Ama en çok seyrettiğin kanal da bizim kanal. Ne hikmetse.
Bu kişi vaktiyle Yahudi masonu kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı diyor. Yahudi masonu kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. Doğru. O kişi şimdi kendisi mason olduğunu söylüyor. O da doğru. Tamamen aklı dengesi herhalde bozulmuş. Sen doktor mu oldun ya, profesör mü oldun? Bir sefer de tıp doktoru olmuş. Psikiyatri doktoru olmuş. Sen dini konularda açıklama yapabilirsin. Bir insan aklı dengesi kanı, sen nasıl açıklama yapıyorsun ya? Yapamaz tabii. Coşmuş. Ya tıp doktoru olsa, psikiyatrist olsa aklım alır. O da yapamaz böyle. O da yapamaz. Yapamaz, o da yapamaz. Yani o muayene edilmesi lazım, tabii, bilmem ne, tabii, müşahede edilir falan. Topluca karar verilir. Evet. Ayrıca benim 5 mütehassıs hastaneden alınmış, akli dengesi yerindedirini raporum var. 20 ayrı profesörden de alınmış, evet, raporum var. Akli dengesi yerindedir diye. Şimdi de buna mı sardırdınız? Yahudilerin ve masonları hakaretten ceza aldı diyor. Şimdi de öyle diyor. Eğer yalan söylüyorsa müfterisin. Eğer ispat etmezse müfterisin. Tabii. Koskoca adamsın. Niye yalan söylüyorsun? Ben Yahudilik ve masonluk konusundan ceza almadım. Evet. Bu konuda benim böyle bir cezam yok. Yalan söylüyorsun. Evet. Allah'tan kork. Evet. Koskoca adamsın. Şimdi de öyle diyor. Cezaevinde yatış sebeplerinin birisi de Atatürk'e hakarettir. Bu da koskoca bir yalan. Evet, evet. Allah'tan kork. İftira. Koskoca adamsın. İftira diyorsun. Evet. Müslüman yalan söyler mi? Evet. Gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun. Evet. Getir belgesini, getirmezsen müfterisin. Evet. Evet. Getirmezsen müfterisin. Ne kadar evet, samimiyetsiz insan ya. Evet. Coşmuş. Evet. Nerede böyle bir belge? Evet. Nerede böyle bir dava? Nerede böyle bir ceza? Tek bir adli böyle bir ceza almış değilim evet, ben. Kaydını gösteriyor. Göstert diye. Ya kardeşim adli sicil kaydım ortada benim. Evet. Niye yalan söylüyorsun koskoca adam ya? Diyanet İşleri Başkanısın sen. 90'lı 80'li yıllarda ben çok iyi biliyorum diyor. Atatürk'e hakaretten cezaevinde kaldı. Öyle bir de çok iyi biliyorum diyor. Niye yalan söylüyorsun ya? Koskoca insan.